Hepinize merhaba dostlar, nasılsınız? Bugünkü CapCut Edit videomuzda CapCut ile güzel bir şablon nasıl oluşturulur? Bu şablonu nasıl paylaşırsınız? Ve de insanlar sizin oluşturduğunuz şablonları nasıl kullanılır? Onunla ilgili güzel bir rehber hazırladım. Siz de kendi şablonunuzu oluşturup paylaşabilir ve insanlara bunu kullanmasına olanak sağlayabilirsiniz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçeyim. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim dostlar. Bunu mobilden yapacağım. Henüz bilgisayar versiyonunda nasıl yapıldığını bulamadım. Direkt olarak siz de yanda zaten şey görebiliyorsunuz. Mobilde nasıl yaptığımı görebiliyorsunuz. Bir CapCut'ımızı açtık. Bizi böyle bir pencere açılıyor. Öncelikle bir şablonumuzu oluşturalım. Ben burada ne yapacağım? Polat ve adamları oturmuş televizyonu izliyorlar ya. Orada beni izliyorlarmış gibi bir edit yapacağım. Burada hemen sesini kapatalım. Ses direkt telif veriyor. Şöyle gittim abi. Sesi çıkar dedim. Sesi çıkarttı. Sonrasında sesi sildim. Sonrasında bir geri diyeyim. Buradan bindirme deyip benim videomu at. Sonrasında ben bu videoya bir ses efekti uygulayacağım. Sanki böyle televizyondan sesim çıkıyormuş gibi. Çektim. Umarım görmüşsündür. Ses efektleri dedim. Sonrasında burada ne diyelim mesela? Bir kişi abone olmuş. Kim abone olmuş? Roz Özcan abone olmuş. Kendisine teşekkürler. Benim oyun kanalıma abone oldu o da. Gençler siz de izliyorsanız bu kanalda da abone olabilirsiniz. Buradan bakalım. Telefon olabilir. CapCut'ımızı açtık dostlar. Hak yana çektik. Ben şöyle bir saçma salak bir yapay zeka videom var. Attım bunu cebime. Ha tamam. CapCut'ımızı açtık dostlar. Hak yana çektik. Ben şöyle bir saçma salak bir yapay zeka videom var. Sonrasında videoyu çektim. Tam böyle yeşil ekran diyor. Televizyonun olduğu yer var ya. Oraya kadar çektim. Arada bir şey kaçırmadan. Tamamdır. Tam buradan videomu kestim abi. Sonrasında buraya tıkladım. Sesi çıkart dedim. Sesi çıkarttı. Başa geçtim. Buradan videoyu seçtim. Bu videoyu sildim abi. Sadece ses kaldı. Şu şekilde. CapCut'ımızı açtık dostlar. Hap yana çektik. Ben şöyle bir saçma salak bir yapay zeka videom var. Attım bunu cebe attım gençler. Şimdi videoyu ben böyle atayım. Tamam buraya kadar geldim. Sonrasında şunu sildim abi. Kendi videom var ya. Bunu sildim. Buraya bir tane yeşil ekran ekleyeceğim. Güya kullanıcı kimse o kendi videosunu, resmini veya herhangi bir şeyi oraya ekleyebilecek. Bindirme dedim. Buradan resimlerden yeşil ekranı seçtim. Sonrasında yeşil ekranda seçiliyken buradan yeniden boyutlandırma yapacağız şimdi şeyi. Nerede abi o? Dönüştür. Dönüştüre tıkladım. Yeniden boyutlandır dedim. Alttan üstten beyaz kısımlar görünmeyecek şekilde keseceğim. Sonra 16'ya 9 olarak ayarladım. Yeşil ekranlar bittikten sonra. Üstten okeyledim. Bir de okeyleyebilsem. Sonrasında bu yeşil ekranı tam televizyona göre ayarlıyorsunuz abi. Tamamdır. Bunu da yine videonun sonuna kadar çok da gitmeden şu şekilde uzattım. Bu şekilde tamam. Şimdi ne yapıyoruz abi? Dış aktar demeyeceğiz. Geri diyeceğiz. Proje kaydedildi diye bir bildirim verdi. Sonrasında şurada alan diye bir kısım var. Bulut ve alan. Alan kısmına tıklıyoruz. Bu alan kısmı nedir abi? CapCut eğer ki ücretli kullanıyorsanız alanınız biraz daha fazla olur. Şuradan alanlar diye kısım var. Siz kendinize alan oluşturuyorsunuz. Mesela şuradan yeni oluştur dediğimde oluşturuluyor. Benim mesela şu andaki alanım 100 GB. Bunu isterseniz yükseltebiliyorsunuz. Burada alanlarımız var. Alana tıkladım. Buradan altta ekle butonu var. Ekle butonuna tıklıyorum. Taslağı yükleyin diye bir kısım var. Az önce yaptığımız ve kaydetmediğimiz taslak vardı ya. Onu taslak olarak zaten CapCut otomatik kaydediyor. Ona tıkladım. En üsttekine tıkladım. En son yaptığımız oydu. Sonrasında şu üstte marka şablonları diye bir bölüm var. Marka şablonlarına geliyoruz. Tıkladım abi. Marka şablonu oluştur diye. Tamam reis dedik. Sonrasında oraya eklediğimiz en son var ya. En son eklediğimiz taslak. Onu çekti. Şimdi burada diyor ki bindirmeleri seçin diyor. Materyalleri taşıyabilmek veya silebilir ya da onlara bir akıllı efekt ekleyebilirsiniz diyor. Buraya direkt hiçbir şey seçmeden atla diyoruz. Sonrasında ana videomuzun üzerindeki tiki kaldırıyoruz. Ne diyor burada? Şablonunuzu kullanırken
kullanıcıların kendi klipleriyle değiştirebilecekleri klipleri seçin diyor. Yani biz ara videomuzu değiştirmesine izin vermeyeceğiz. Onu tikini kaldırdık. Bindirmenin tikini ekledik. Sonrasında üstte yayınla diye bir buton var. Ona tıkladım abi. Buradan başlıklar geldi. Başlık kısmına ne diyelim? Polat'ın en sevdiği YouTuber dedik. Sonrasında kapak resmi değişebilirsiniz. Şöyle biraz kaydıralım. İsterseniz oluşturup yükleyebilirsiniz. Buradan Polat'ı seçtim mesela. Üstten kaydet dedim. Açıklama kısmına hashtag girmenizi tavsiye ederim. Ne diyelim? Viral diyelim. Buradan şunu seçtim abi. Bayağı viralmiş yani. 900 milyon mu diyor, bir şey diyor. Reels diyelim. Tamam, 85 milyonluk Reels seçtik. Burada gelişmiş kısmı var. Buraya dokunmanızı tavsiye etmem. Burada böylece kalsın abi. İşte esnek klip sayısı. Kullanıcılar kendi videolarını oluşturmak için şablonunuzdaki klip sayısını kişiselleştirebilir. Böylece şablonunuzu daha fazla kişi kullanabilir gibisinden. Ses değiştirme, içerik uyarlaması, orijinal sesi kullan. Buraya hiç dokunmuyorum. Sonrasında yayınla diyorum. Bu kısım telefonunuzun işlemci gücüne ve videonuzun uzunluğuna yaptığınız şablonun çeşitliliğinde, yani içeriği zenginse hepsinde işlemeye başlayacak. Sürebilir, uzun sürebilir yani. Tamamdır, şablonu paylaşıldı. Bu sizin hesabınızda paylaşılıyor. Şablonu görüntüle dedim. Sonrasında bir bakalım. CapCut'ımızı açtık dostlar. At yana çektik. Ben şöyle bir saçma salak bir yapay zeka videom var. Attım bunu, cebe attım gençler. Şimdi videoyu ben böyle atayım. Bu şekilde buraya ses veya video ekleyebilirsiniz. Şablonu kullan dedim. Videolar kısmına girdim. Buradan ben dans videomu ekledim mesela. CapCut'ımızı açtık dostlar. At yana çektik. Ben şöyle bir saçma salak bir yapay zeka videom var. Attım bunu, cebe attım gençler. Şimdi videoyu ben böyle atayım. Böyle bir video ekledim ya. O oynamaya başladı. Sonrasında dışa aktar deyip filigran olmadan dışa aktar diyeceğiz. Buradan çözünürlüğünü seçebilirsiniz. 4K'ya kadar gidiyor. Sonrasında dışa aktar deyip kullanabilirsiniz dostlar. Telefonumun şarjı bitti. Bunu şarjı takayım ben. Şablon oluşturma CapCut ile böyleydi. Siz de kendi şablonlarınızı oluşturabilir, paylaşabilir, insanların kullanılmasına izin verebilirsiniz ve viral videolar oluşturabilirsiniz. CapCut ile şablon oluşturma bölümümüz burada bitti dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, alttan beğen tuşuyla, hala izleyip de kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, ki bundan sonra daha fazla bu tarz videoları paylaşmaya devam edeceğim. Bildirim çanını açıp bir de video hakkında görüşlerinizi, yorumlarınızı, eğer ki CapCut'ta aklınıza takılan bir yer varsa onlarla ilgili yorumlarınızı, abi şunu da videosunu çek diyeceğiniz bir fikir varsa yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.